Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Antalya Beyaz Bastonun Görme Engelliler Derneği'ndeyiz ve bugünkü konuğum Eyüp Kızılalan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecan var biliyorum. Bende de heyecan var. Hiç bitmez o. Nasılsınız? İyi misiniz? İyilik, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Her şey yolunda. Gayet güzel. Güzel bir program olacak. Sohbet edeceğiz, şarkılar söyleyeceğiz. Eyüp'ün sesi çok güzel sevgili seyirciler. Eyüp'cüm, bana kendinden bahseder misin lütfen? Adım Eyüp, soyadım Kızılalan. Aksaki'nin Güneykaya köyünden babamın vesilesiyle, Allah'ın da izniyle buraya tanıştık. Hı hı. 12 seneyi okuduk, 13. seneye girmiş bulunduk. Üniversiteyi kazandım, bir yönetimi bölümü okuyorum şeyde. Büro yönetimini kazandın. Hı-hı. Harika. Akdeniz Üniversitesi'nde. Çok güzel. 12 sene mi oldu Beyaz Baston'la tanışalı? Bu sene 13 olacak. Bu sene 13 olacak. Sınava gireceğim de kazanamayız dedim. Ama iş terse döndü, kazandık. Üniversiteyi mi? Hı-hı. Tabii ki kazanırsın. Niye kazanırsın? Neden kazanamıyorsun? Büro yönetimi bölümü. Lisede de aynı bölümü okudum. Zor mudur o bölüm? Nasıldır? Keyifli midir? Vallahi klavyeden başkası kolay gibi. Öyle mi? Klavyeyle aram pek iyi değil de. Değil mi? Yok. Peki nasıl geçti çocukluğun? Çocukluğum nasıl geçti şimdi? Çocukluğum köyde geçti. Engelin doğuştan mı yoksa daha sonradan mı? Doğuştan. Doğuştan. Hı-hı. Köydeydin. Köydeydim. Benim çok zaten oyuncağım olmadı çocuklukta. Öyle mi? İşte nasıl taş oynarsınız, işte sopalar, taşlar, zincirler, geçenin boynuna takılan ziller, işte öyle oyuncaklar. Köyde çok öyle buradaki gibi arabadır, tabancadır olmaz. 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 Daha çok doğayla iç içe oldun. Tabii. Değil mi? Tabii. Toprak, taş. Gidiyor musun peki köyüne? Tabii. Öyle mi? Hı hı. Burada ailenle misin? Bir tek annem var. Annen var. Burada çalışıyor, çalışanada. Burada çalışıyor. Hı hı. Kardeşlerin var mı? Yok, tek çocuğum ben. Tek çocuksun. Hı hı. Baba? Var. Var. Sağ da var. Köyde mi? Hı hı. Hı hı. Hayvancılık yapıyor orada. Aa, çok güzel. Sen annenle buradasın. Annen neler yapıyor? Ev hanımı? Ev hanımı. Başka bir şey. Seninle ilgileniyordur. İşte. Değil mi? Peki şu anda ne yapıyorsun? Okul var. Okul var. Uzaktan eğitim çıktı ortaya. Ben pek sevmedim bunu, virüs geçse de bir insan içine karışsam. Doğru, haklısın. Seviyor musun öyle sosyal olmayı? Oo, şu virüs bir geçsin de. Gerçek neler yaparsın peki? Bize biraz bahsetsene. Bir kere çengemi tutamam. Çok konuşkan bir adamım. Ne güzel olsun. Nasıl neler yaparım mesela şimdi? Mesela nerelere gidersin, arkadaşlarınla neler yaparsın, vaktini nasıl geçirirsin, ne oyunlar oynarsınız? Ben çok oyun oynamadım çocukluğumda. Yani oyun derken şöyle, hani ne bileyim, değişik kendinizin ürettiği aktiviteler olabilir, piknikler olabilir. Ya vardı öyle şeyler tabii, ben de gittim de. Burada çıktı ortaya, hani burada tanıdım öyle şeyleri, köyde çok oyun oynamadım. Şeyde, dernekte diyorsun değil mi? Burada tanıdım, dernekte tanıdım. Burada en keyif aldığın aktivite nedir peki? İnsan neyi severse ondan keyif alır, müzik. Müzik, şimdi ona geleceğim biraz sonra. Önce dernekle ilgili senin fikirlerini almak istiyorum. Dernekte ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz? Boyalar falan yapıyor musun sen de? Hani o pullarla işlemeler, bir şeyler yapılıyor. Vallahi bir ara denedim. Öyle bir pul mu, boncuk mu bir şey dizdirdiler. Ondan sonra elime iğne battı. Ondan sonra bir daha yanaşmak istemedim. Ha, anladım. Hoşlanmadın, sevmedin yani. Yok, sevsem sevilir de. Ha. O iğne korkusundan vallahi dedim, batarsa parmağımdan olurum dedim. Yanaşmadım. Başka ne aktiviteler yapılıyor dernekte? İşte spor kulübü var, golbol oynarlar. Oynuyor musun sen de? Yo, benim hiç sporla... Hiç alakan yok mu? Yok, alakam olmaz benim. Ondan böyle sorduğunuzda açık kapatladım da. Pek alakam olmaz sporla. Peki, müziğe gelelim. Şimdi kapatlamayacağım yere geldik sonunda. Şimdi geldik, peki.
Neresinden başlayalım? Nasıl hayatına nasıl girdi müzik? Şarkı mı söylüyorsun? Enstrüman mı çalıyorsun? Şarkı söylüyorum ben. Şarkı söylüyorsun. Çok mu seviyorsun şarkı söylemeyi? Vallahi adam attığım yerde söylerim. Ay, çok keyifli. Neler söylüyorsun peki? Türkü. Başka bir şey yok. Gerçekten mi? Hı hı. Bize söyler misin? Tabii. Ya. Kaç tane türkü biliyorsun? Vallahi saymadım. Yani ezberlediğin bütün türküleri, sevdiğin bütün türküleri ezberliyorsun. İşime gelen ezberliyorum tabii. İşine gelen ezberliyorsun. Sevdiğim. Peki bununla ilgili eğitim aldın mı yoksa? Yok. İçinden gelerek söylüyorsun. Kulaktan ne duyarsam o. Kulaktan. Kulaktan. Bu seni mutlu mu ediyor? Oh, çok. Hem de nasıl. Gerçekten mi? Peki bunu profesyonelliğe dökmek istemez misin yani? Hani gelecekte. O işle bir uğraştık. O yola bir adım attık. Olmadı. Olmadı. Ondan beri yönetim okuyorum zaten. Olmuş olsa şimdi ya konservatuvar okudum. Yani konservatuvar sınavlarına girdin. Girdim. Olmadı. Engelli alamıyormuş. Ondan hani işte ya olmadı. Engelinden dolayı mı olmadı? Az öyle. Olsun. Sen ama yılmadın, devam ediyorsun. Yo, ben gene söyledim. Şarkı söyledim. Burada otururuz. Gene başlarım söylemeye de. Burada bile kendimi zor tutuyorum. Şimdi mikrofon... Hadi o tutma. Hadi dinliyoruz. Mikrofonumuz var yakanda takılı. Bir sabah güneş vakti kapılarım çalındı. Kapılarım çal... Bir sabah güneş vakti kapılarım çalındı. Açıp baktım kapıyı, gelen postacıydı. Dedi telgrafın var, acele et de oku. Deliye malum olur. Sardı içimi korku, okumaya başladım. Ağlayıp yazdı aşem, babam beni yakacak. Bir arsa karşılığı Almancıya satacak, Almancıya satacak. Oy, oy. Sanki kaynar suları devirdiler başıma. Kız baban vurulmakluk dinime imanıma. İki gün sonra geldim Ayşem köyümüze. Davul zurnanın sesi geldi karşı ki düze. Garip çobana sordum, bu kimin mutlu günü? Çoban dedi Yavuz, hani çok severdin ya, işte onun düğünü, işte onun düğünü. Hani çok severdin ya, işte onun düğünü, işte onun düğünü. Oy, oy. Olmaz dedim çobana, o beni çok severdi, o beni çok severdi. Olmaz dedim çobana, o beni çok severdi. Çoban dedi Yavuz, o seni çok bekledi. Kapısının önünde son model Mercedes'i. Güvenme Almancıya, çabuk geçer hevesi. Oturdum da ağladım, mendil elimden düşmez. Sen içini ferah tut, ağlayanın sevdası gülene hayır etmez, gülene hayır etmez. Oy, oy.
sevdası gülene hayır etmez. Gülene hayır etmez oy. Bravo. Ben daldım gittim. İnanır mısın? Çok güzel. Ağzına sağlık. Amin. Nasıl içten okudun? Nasıl güzel okudun? Belli çok seviyorsun sen bunu. Şey. Efendim? Ne? İşte sevmeye severiz de. Çok güzel. Bir de okusak daha iyiydi. Allah böyle istedi. Olsun, olsun. Yani konservatuar okumaman bunu yapmayacağın anlamına gelmiyor. Hatta şimdi onlardan daha selbest oldum ben. İstediğim yerde söyleyebilirim. İstediğin yer değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Onlardan daha selbest oldum ben. Onlar program olmadan, prova olmadan türkü söyleyemez. Hani söyler de. Sen Allah vergisi içinden gelerek istediğin zaman, istediğin yerde söylüyorsun. Benim öyle bir şansım var. İstediğim yerde söyleyebilirim. Ben bir karışan olmaz, erişen olmaz. Değil mi? İşte o zaman her şeyde bir hayır vardır. Vardır canım. Çok güzel okudun. Ağzına sağlık. Var mı hayallerin ilerisi için? Yapmak istediklerin var mı? Burada... Bir düşünelim bakalım. Şimdi bizim bu memurluk sınavı haftaya gireceğim. Sonra evrak eksik çıktı. Bir daha 2 sene sonra bir daha olacak, o zaman gireceğim. Bu zamana kadar çalıştım. Evrak eksik çıktı. Giremedik. Bir şeyler olsun. Oldu. Olsun. 2 sene sonra bir daha. Zaten olsun. Okurken de pek memurluk sınavına kafam karıştıydı. Ona mı çalıştın, ona mı çalıştın derece. İşime de geldi. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir daha girerim. Daha çok gençsin. Daha o kadar uzun bir ömrün olacak ki. İşte. Rabbin izniyle çok güzel şeyler yaşayacaksın. Keşke. Şey yani memurluğu kazanır kazanmaz. Millet burada durmak ister. Eyüp Yaylası'na dönecek. Aynı güzel. Yayda da güzel çıkar şarkılarını söylersin orada. Eyüp Yaylası'na dönecek. Eyüp burayı sevmedi. Hani, sevmedi. Şehirde dostum çok oldu. Şimdi yalan yok. Vallahi bir sürü dostum oldu. Arkadaşım da oldu. Kendimden büyük de oldu. Bir sürü dostum oldu. Ama orada temizlik burada yok. Oranın havası burada yok. Burada adım attığın yer mesela şurası gibi beton. Ben çok yeşilliği seven bir adamım. Mesela 2 metrede de olsa o yeşilliği göreceğim ben. Yoksa olmaz. Kafam çalışmaz. O yeşilliği görmem lazım. Ay evet doğru söylüyorsun. O zaman gidersin yakın İnşallah. Zamanda. Gidip anneni de alıp gitmek istiyorsun ha? İkimiz de sevmedik. Hani anam mecbur sigortadan hani işi burada. Hı hı. İyi kötü bir emekli memekli olabilirse geçeceğiz. Hani ben normal bir adam olmuş olsam belki sizi tanıyamayacaktım. Burada arkadaşlar olsun, burası olsun. Belki kimseyle tanışamayacaktık. İneklerin içinde yetişip gidecektik. Ama hem sizi tanıdım, hem burayı tanıdım, hem arkadaşları tanıdım. Zaten sosyal de bir adamım. İşime de gelmedi değil de. Ben burayı, yurdu sevdim şimdi. Arkadaşları da sevdim, yurdu da sevdim de şehrin kendini sevmedim. Evet. Sevilecek gibi de değil zaten. Boş ver. Siz neresiniz? Sizin yaylanız çok daha güzeldir. Kalabalık. Siz neresiniz? Ben İstanbulluyum. İstanbulluyum. Ama o huzur, o mutlu... Yani hiç bilmiyorum köy hayatını ve yayla hayatını. Hiç bilmiyorum. Ama... Yani onların İstanbul'u filmlerde gördüğü gibi ben de o tarafları hep filmlerde görmüşümdür. Filmlerde ama göründüğü gibi mi? Değildir herhalde. Daha güzeldir muhakkak. Nerede mutluysanız orada yaşayın tabii. Annenizle beraber. Nerede huzurluysanız çıkın yaylaya böyle bağıra bağıra şarkılarınızı söyleyin. Değil mi? Burada da serbestlik yok. Gece mesela burada hayatta bağıramazsın. Apartman dairesinde yaşayan adamlar rahatsız olur derler. Beni bazı mesela içimde bu bir şeyler var. Beni dürtüyor. Söyle Eyüp. Türkü söyle Eyüp. Bir gün bir bağırdım. Şimdi burada bizim bir tane müdürümüz vardı. Adını unuttum. O akşam oldu. Ben dedim evine gitmiştir. Evine dedim akşam oldu. Ne yapacak burada? Bizim erkekler yatakhanesi var 3. katta. Oraya girdim. Koridorda gezmeye başladım. Ramazandı. Sahura kadar yatmadım. Şimdi gezdim. Bir türkü söyleyesim geldi. Şimdi bir bağırdım. Eyüp yatardık diye bir ses geldi.
Müdürüm bir tane oda var orada. Orada kalmış müdür. Ben evine gitti sandım. Aman ondan sonra neyse dedim bir 2 dakikalık yatağa gireyim. Hani yatağa girelim ortalık sessiz olduğunda aşağı geri gideriz. Yatağa girdim oturdum canım sıkıldı. Sonra çıktım oh iyi dedim yani ortalık sessizleşmiş aşağı gittim. Yoksa ben çok ne zaman yalnız kalırsam türkü söyleyesim gelir. De burada olmaz o iş istediğin yerde bağıramazsın burada. Çok güzel anlatıyorsun. Peki oraya gittiğinde bu sosyal hayatını özlemeyecek misin? Bu dostlarını, arkadaşlarını özlemeyecek misin? Vallahi şimdi ben bir şey itiraf edeceğim. Ben bu şehri özlemeyeceğim. Şimdi yalan yok. Ama tabii arkadaşlarımı özlerim kim olursa. Onları özler. Onlar seni ziyarete gelir belki oraya. İnşallah. Değil mi? Akseki dedin, değil mi? Siz Evet. nerelisiniz? Ben İstanbul'da mı bilmeyeyim ama şimdi bir bomba geliyor. Sürpriz. Benim babam da Aksekili. Çok Ya güzel, çok güzel. hemşeri çıktık. Ya Allah Antalya bozmasın. Aksekili. Evet, Antalya Aksekili. Di yani rahmetli oldu. Gerçi o da İstanbul doğumlu bilmem ama onun da babası, babasının babası Aksekiliydi. Allah rahmet eylesin. Keşke görebilseydim Akseki'yi. Neden çocukluğunuzda gitmişsinizdi? Hayır, hiç gitmedim. Allah Allah. Hiç gitmedim. İstanbul'un dışında çok az yere gittim ben. Türkiye'de. Akseki'ye de hiç gitmedim. Çünkü kimse yok sanıyorum Akseki'de bizim. Belki de vardır ama bilmiyorum. Vallahi ben de çok bilmem Aksaki'nin içini. Öyle. Sen yayla taraflarında. Tabii. Çok seviyorsun belli. Söylerken, anlatırken bile böyle tabii. Ne kadar zamandır görmüyorsun? Nasıl ne kadar zamandır? Yani ne zamandır gitmiyorsun Akseki'ye? Yo öyle çok sık gitmemezlik yapmayız. Ha. Arada bir gideriz canım. Çünkü o Arada kadar böyle burnunda gideriz, tütmüş ki. geliriz. Benim hep burnumda tüter. Varası ya da tütecek. Aa, ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz peki temelli? Ne zaman memur olursam o zaman. Hani memurluğu seneye 2 sene sonra girer İki sene kazanırsam sonra gideceğim. Kazanamasam gidesiye gideceksiniz. uğraşacağım burada. Olsun. O kadar da yani tabii ki çok özlüyorsundur, istiyorsundur ama her şeyin bir zamanı oluyor. Zamanı gelince daha çok gençsin. Zamanı geldiğinde gideceksin, yaylana çıkacaksın, türkülerini Ya. Hem söyleyeceksin. türkülerimi söyleyeceğim, hem de oğluma kavuşacağım. Oğluma? Şey yani ben de köpek sevgisi biraz fazladır. Ha. Ondan. Ya anladım. Oğluma deyince. Yok, yanlış anlaşılmasın da bu yaşta öyle şeyler hani evli değilim kusura Evli bakma. değilsin. Yo 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 Anladım. aman. Aa. O hayvan sevgisi yani köpek sevgisi bende biraz fazladır. Ondan böyle söyledim, böyle Köpeğin hitap mi var? ettim. Yok yok da inşallah olacak. Olacak. Aa çok güzel. Bir erkek köpek istiyorsun sanıyorum. Oğluma dediğine göre. Ya da köpek. Tabii. Ne? Hangi cins köpekleri seversin? Alman kurdu. Alman kurdu istiyorsun. Oo, yaylaya da ne hoş olur ha. Değil mi? Tabii ama bunlar eğitilmezse çok tehlikeli olurlar. Şöyle Alman kurtları tehlikeli değildir. Sadece koruyucudur. Aman kurdu. Bilgin olsun. Yani onu eğitirsin seni çok iyi korur. Tabii. Ama saldırgan değildir yani. Rehber köpeklikte yapabilirmiş onlar herhalde. Evet. Dogolar da yaparmış. Onlar da. Ha istiyorsun sen. Neyi? Köpek. Aa, hem de nasıl? Oo çok güzel. Bir köpeğim olsun, bir de türkülerim olsun. Da ne Bana güzel. yeter diyorsun. Ne güzel Annem o. babam da yanımda olsun. Oh tamam. Onların da canısındır tek çocuk olduğun için hatta, değil mi? Tabii. Çok Maşallah. memnun oldum tanıştığıma seninle biliyor musun? Ben de öyle. Keşke herkes sizin gibi enerjik olsa. Çok teşekkür ederim. Yani Aa. senden aldığım enerjidendir o. Senden aldığım Oh içimi samimiyettendir. boşalttım. Ah ne güzel. Bir türkü daha istersen söyleyebilirsin bu arada. Yok zorlamayalım. Sonra Yok, bize ayrıca düşünelim söylersin. de. Sonra söyleriz. Ayrıca söylersin bize. Oğlan tüfeğini asmış duvara. Oğlan tüfeğini asmış duvara. Kaynana sevmezse oğlu sever yar yar yar. Kaynana sevmezse oğlu sever yar yar yar. Ah sever ama sevdiğini bildirmez. Sever ama sevdiğini bildirmez. Güler ama
Ağaçlarını kaldırmaz yar yar. Güler ama ağaçlarını kaldırmaz yar yar. Çayırlıkta çimenlikten evim var. Çayırlıkta çimenlikten evim var. Er ifesli genç olan da serüm var yar yar. Er ifesli genç olan da serüm var yar yar. Ah geliver geçiver yollarımızdan. Ah geliver geçiver yollarımızdan. Kuşaklar sökülsün bellerimizden yar yar. Kuşaklar sökülsün bellerimizden yar yar. Bravo. Böyle insan dalıp gidiyor tabii seni dinlerken. Bunların hepsini kasetten ezberledim ben. Bu zamanda adamın adını bilmezseniz türküyü bulamazsınız. Zamanında dedem getirdi. Hepsini ezberledim. Ay ne kadar güzel. Zamanım da boldu. Oturdum, dinledim ezberledim. Peki çok dinlediğin bir türkücü var mı? Sık dinlediğin. Şimdilik Karadeniz'e kapağı attık gibi. Hani en çok o taraflara dinliyorum. O tarafları dinliyorsun. Hmm. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum o zaman. Ay. Beni kabul ettiğin için, ekibimizi kabul ettiğin için, konuğumuz olduğun için. Sana harika bir ömür diliyorum. Amin. Vallahi hep böyle adamlar gelsin de ben de içimi boşaldan ya. Oh. Oh ne güzel. İşime geldi, içimi boşalttım. Çok memnun oldum gerçekten. Oh. Biz de senin sesini dinledik. Seni dinledik. Biz de çok mutlu olduk. Biz de bir oh diyoruz o zaman. İçimde sanki böyle bir taş vardı, çıktı, parçalandı. Ay ne kadar güzel. Hadi oh. Bakalım. Çok çok mutlu oldum gerçekten bunları duyduğum için. Sevgili seyirciler, Eyüp'le olan sohbetimiz burada sona erdi. Şimdi sırada Şerife ve Mert var. Sevgili seyirciler, sohbetimize Mert ve Şerife ile devam ediyoruz. Şerife Koyuncuoğlu, Mert Yakıştır. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Şerife ile başlamak istiyorum. Şerifeciğim hoş geldin programıma. Hoş bulduk. Bana kendinden bahseder misin? Adım Şerife, soyadım Koyuncuoğlu. Lise 1. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Antalya Korkuteli Küçükköylüyüm. Hı hı. Birinci sınıftan beridir de burada eğitim alıyorum. Eğitim alıyorsun. Engelin doğuştan mı yoksa sonradan mı oldu? Doğuştan. Doğuştan oldu. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz benimle beraber. Hı hı. Bir ablam var, hı hı. Bir abim, hı hı. Bir de ikiz kardeşim var. İkiz kardeşim evet. Var. Peki diğerlerinde herhangi bir engel var mı? Hayır. Hı hı. Engel dediğime bakma, hani böyle tabir ettiğimiz için engel diyorum. Evet, çünkü tamam. İnanın bugüne kadar hiçbir konumda engel göremedim ben. Aynen sizde de olduğu gibi. Şimdi Beyaz Baston Derneği'ndesin. Hı hı. Buraya geldin. Evet. 8 yaşındaydın. Evet. Değil mi? Evet. Kaç yıl oluyor? Kaç yaşındasın şimdi? Şimdi 16 yaşındayım. Hı hı. Benim birazcık... Eğitime biraz geç başladım. Hı, anladım. Buray'la tanışmadığım için. Hı hı. Buray'la da nasıl tanıştım şöyle söyleyeyim. Ben bir misafirliğe gittim. Hı hı. Orada bir abi varmış. Tabii benim buraya gelmeme vesile olan bir abi. Hı hı. O da bizim yani benimle aynı köylü. Hı hı. Almanya'da yaşıyor şu anda. Hı hı. Biz onunla tanıştık. İşte okuyor musun falan dedi. Tabii o zamanlar okumuyordum. Hı hı. Sonra işte böyle hani böyle bir yer var falan gitmek ister misin dedi. Ben de heyecanlandım tabii ki de. Ve sonra geldim buraya. Yani biraz geç oldu ama
Güzel oldu. Okuda kaç yaşında başladın? 8. Ha, geç başladım dediğin? Ay de, evet olsun, bir yıl, bir yıldır. Bir yıldır ha. Okula geç gittim deyince acaba hayır, dedim... Hayır, bir yıldır ya sonuçta. Tabii ki herhalde. peki şimdi buradasın. Evet, buradaki buradayım. Eğitimlerine de devam ediyorsun. Evet. Ayrıca liseye de gidiyorsun. Evet, liseye gidiyorum. Burada neler yapıyorsun? Yani Beyaz Bastonum Derneği'nde ne aktiviteler yapıyorsun? Biz boncukla bilekliktir, kolyedir, öyle şeyleri yapmayı öğrendik, yapıyoruz. Burada öğrendiniz. Burada öğrendik. Hocalarımız öğrettiler. Bağımsız hareket etmeyi, bağımsız hareket, yaşamayı. Bağımsız hareket de yapıyoruz. Beyaz bastonlarımız var. Onlarla beraber. Cesaret, özgüven falan. Başka şeyler de yapıyoruz. Mesela tiyatro ile ilgilenmiştik. Bu sene tabii salgından dolayı yapamadık. Doğru. Ama geçen sene, bir de ondan önceki sene tiyatro ile ilgilenmiştik. Tiyatro yaptınız. Bir hoca ayarlanmıştı. Ve sahnelendi uyum içinde sahnelerde. Ne kadar güzel. Uyum içinde güzel bir oyun çıkarttığımız düşünüyorum. Ne oynadınız peki? Hangi oyundu? Bölümler halindeydi. Başlıklar vardı. Deli doktor falan vardı. Sonra böyle bir Sultan İbrahim'in olduğu böyle bir tiyatro falan canlandırmıştık. Güzel olmuştu. Ben de spiker olmuştum bu arada. Ciddi misin? Evet, geveze bir spikerdim. Ay ne kadar güzel. Keyif aldın mı? Almışsın belli. Güzeldi. Şöyle, bir insanın, bir bireyin yaptığı işi sevmiş olması gerekiyor. Yani bir işi seversek eminim ben zaten çok eğleniriz. Yani insanlar sevdikleri işte eğlenirler çünkü. Biz de burada hep beraber yaptığımız işi sevdik, keyif aldık beraber. Ve güzel oldu, yaptık. Gayet de iyiydi. Hatırlıyor musun hiç repliklerini? Ya hatırlıyorum, tamam mı? Şu an biraz heyecanlıyım. Evet. Çok isterdim senden onları duymayı. Geveze bir spiker nasıl olur diye. Çok tatlı bir ses rengim var çünkü. Mesela sayın seyirciler, sevgili konuklar. Bir konu bir konuk programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hostesimle beraber böyle sağıma bakıyordum. Hostes yok. Sana bakıyorum. Yine hostes yok. Hostesimi göremiyorum ki bu bir espri zaten. Evet, bizde. Doğru. Sonra böyle duruyordum. Hostesim nerede? Gönderin şunu diye falan böyle bağırıyordum. Oo, güzeldi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani sesin çok açık bir kere ve çok önde. Bu çok artıdır. Bununla ilgili çalışmalar da yapabilirsin ileride kendin. Yani tiyatroda eğer ilgilenmek istersen çok çok başarılı olacağını düşünüyorum senin. Yani güzel olur tiyatro bence. Evet. Profesyonel olmasa bile bence herkesin kendini denemesi gerekiyor. Tiyatro. Değil mi? Güzeldir yani. Sonuçta kendini bir şekilde ifade etmeye çalışıyorsun. Özgüvenini de evet, geliştirir. Evet, özgüvenini de geliştirir. Cesareti. Cesaretini geliştirir tabii. Yani heyecan olabilir, çok normal bir şey. Yani ben de bir sürü kişinin önünde acaba hani unutur muyum bir şeyleri? Ya da ne bileyim yanlış bir şey yapar mıyım? Bir yere atlar mıyım? Falan diye endişeleniyordum ama burada da tabii oyuncular zaten hani oynuyorduk. Diğer geri kalan arkadaşlarımız da seyirci rolünü üstleniyorlardı. Böyle yapa yapa alıştık. Yani güzeldi de. Ama ilk tiyatro oynadığımda 3. sınıftaydım ben. Onu da bizim okulumuz ayarlamıştı. Yani bizim okulumuzun ayarladığı bir öğretmendi, tiyatrocuydu. İlk orada yaptık, sonra da burada devam ettirdik, öyle söyleyeyim. Burada devam ettirdiniz. Peki özel hayatında, yani derneğin dışında, okulun dışında neler yapıyorsun? Gezmekten hoşlanırım, bir şeyler denemekten hoşlanırım. Gezmeyi seviyorum. Neler deniyorsun peki? Sohbet etmekten hoşlanırım. Arkadaş ortamlarını seviyorsun. Güzel oluyorlar. Biraz önce zaten biz Eyüp'le sohbet ederken içeride duydum. Hatta tekerleme falan da söylüyordunuz sanıyorum. O neydi? Onu duymak istiyorum tekrar. Ama söyleyemeyebilirim. Olsun. Deneyeyim mi? Deneyim. Hadi.
Bir dakika, ben ciddiyetimi toplayayım mı? Tamam, bir ciddiyetimizi topluyorum. Affedersiniz, bekliyoruz şu anda sevgili seyirciler. Ciddiyetimizi topluyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Burnumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz ve... Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar? Kârı için Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çatal satar. Evet, işte budur. Bravo. Bakın kağıdımı falan da düşürdüm yani. Harikaydı, çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi, bravo. Bir de Türkçenin böyle en uzun tekerlemesi dedikleri bir tane daha tekerleme var. Buyurun. Ama onu da birazcık zorlanıyorum. Dinliyoruz ya. O kalsın ya. O kalsın, ben onu şimdi söyleyeyim. Olsun, deneyelim. Deneyeyim mi? Çok zordur zaten tekerleme söylemek. Olsun. Deneye deneye olacak. Şöyle, tekerlemeyi söyleyebiliyorum aslında. Ha. Ama bazen böyle kelimeler yutuluyor böyle. Tabii ki. Bilmeyerek, istemeyerek. Olsun. Ama deneyeyim. Tamam, deneyim. Peki. Hadi. Bir dakika, yine ciddiyetimizi topluyoruz. Tamam, yine ciddiyetimizi topluyoruz. Nefesimizi alıyoruz. Bu tarlaya bir şinik kekine mekere ekmişler. O tarlaya da bir şinik kekine mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekine mekere bozala boz başlı pis porsuk da danmış. O tarlaya ekilen bir şinik kekine mekere de bozala boz başlı pis porsuk da danmış. Bu tarlaya ekilen bir şinik kekine mekere de danan bozala boz başlı pis porsuk. Diğer tarlaya ekilen bir şinik kekine mekere de danan bozala boz başlı pis porsuğa. Sen ne zamandan beridir bu tarlaya ekilen bir şinik kekine mekere de danan bozala boz başlı pis porsuksun demiş. O da ona cevaben, sen ne zamandan beridir o tarlaya ekilen bir şinik kekine mekere de danan bozala boz başlı pis porsuksan, ben de o zamandan beridir bu tarlaya ekilen bir şinik kekine mekere de danan bozala boz başlı pis porsuğum demiş. Bitti. Yani ne demeli şimdi? Bravo! Harikasın. Şerifeciğim, dublaj yapmak ister misin? Şiirler oku, tiyatrolar yap. Güzel. Gerçekten ya. Çok başarılısın. Çok güzel. Güzel. Bu çok zordur. Kolay değildir. Artikülasyon ister. Bir çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Gerçekten evet. Çok mutlu oldum. Bu arada ne denemiş? Ne denediniz ya da ne denemeyi seviyorsunuz falan diye soru sormuştunuz. Evet. Bizim bir projemiz vardı. Hı hı. Proje dahilinde yamaç paraşütü denemiştik. Çok da güzeldi. Aa, çok evet, güzel. Çok güzeldi. Tabii ki. Güzel. Cesaret işidir bir de yamaç evet. Paraşütü. Ay, şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum, ben hiçbir heyecan yoktu böyle, sanki yıllardır yapıyormuşum da yine onlardan bir tanesini tekrar edecekmişim gibiydi. Yani tabii, ama ilk yapıyordum tabii. Aha. Arkadaşlarım heyecanlıydı. Tabii yine bir böyle korku demeyelim de ne denir ona? Merak içinde. Evet, yani böyle... yani merak ediyorsun ama endişe de ediyorsun. Tabii ki korku. Biraz endişe, biraz merak. Aynen bir öyle. Aynen öyle. Ay, çok güzel. İşte denemiştik, güzeldi gayet de. Bir yaklaşık 10 dakika falan havada kalmıştık, güzeldi. Çok güzel Alanya'da. Bir deneyim olmuş. Hı-hı. Bak şimdi anlatıyorsun, unutmamışsın. Evet. Hatırların arasına girmiş senin bu. Çok yani güzel bir şey. Yani ne güzel. İnsanın ileride hatırlayıp böyle ne güzel. Eğleneceği, güleceği anlar olması güzel. Gerek. Tabii ki. Yani şöyle söylüyorsun, sen şöyle diyorsun bize. Benim bir engelim yok. Yok. Tekrar ediyorum, engel kalpteyse engeldir diyoruz biz. Sen de öyle diyorsun. Evet. Kalbimde bir engel de yok. Yok, çok şükür. Olsaydı anca orada olurdu. Evet. Engel kalpte olursa engeldir. Onun dışında engel yoktur. Evet, yok. Tiyatromu da yaparım. Tekerlemelerimi de söylerim. Evet, paraşütle de atlarım. Şarkımı da söylerim. Paraşütle de atlarım. Arkadaşlarımı da gezerim. Pikniğimi de yaparım. Evet, piknik yapmak da güzel. Okulumu da okurum. Evet. Derneğime de gelirim. Evet. El işi de yaparım. Daha ne olsun? Evet, gerçekten. Daha ne olsun? Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de çok memnun oldum. Şimdi biraz Mert'le sohbet edelim. Sıkmayalım Mert'i. Evet, İki arada... hanım bir araya gelince böyle oluyor Mert'ciğim. Affedersin ama. Yani... buyurun. Bu arada müzikle de birazcık böyle uğraşırım. Evet, doğru. Şimdi orayı atladık. Hadi bakalım. Bir şarkı da şöyle, söylersin sen söyleyeyim. Bize. Böyle müzik yani güzeldir. Ya yani güzel oluyor böyle müzik. Tabii ki müzik söylemek. Güzel. Tabii ki. Böyle... Çok hani müthiş bir sevgim yok belki müziğe. Aha. Belki. Ama seviyorum, güzel oluyor. Güzel oluyor. İleride de yani müzik alanında belki bir şeyler yapmayabilirim ama hı hı. Yine de
Yani bu benim hayatımın bir yerinde olacaktır muhtemelen. Tabii ki olsun. Evet. Peki söylemek ister misin bize bir şeyler? Şöyle çok bir şarkı. Çok böyle evet kısa hadi, bir şey lütfen. Ben söyleyeyim. İstiyoruz sen de. Hadi bakalım. Tahtalıkta galbır var ağızıma canım. Tahtalıkta galbır var ağızıma canım. Ak çuvalda bulgur var al da gel al da gel. Ak çuvalda bulgur var al da gel al da gel. Oğlan girdi bahçaya ağızıma canım. Oğlan girdi bahçaya ağızıma canım. Yağlında lokum var al da gel al da gel. Yağlında lokum var al da gel al da gel. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir sesin var. Ben teşekkür ederim. Çok güzel gerçekten. Bence sen ederim. Bunu bırakma. Profesyonelliğe doğru gitsin bu. Ne bileyim. Bence öyle olsun. Bakarız ya. Bakarız ya. Aynen öyle. Aynen. Evet, ona da bilir diyorsun yani. Ya, olabilir ama farklı hedeflerim var diyeyim. Tamam. Bu evet. Da bir yerde dursun. Çok güzel. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Beni ben kırmadığın için. Ben teşekkür ederim. Mert'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz? Çok teşekkür ederim. Seni de tanımak istiyoruz. Tanıyalım bakalım. Adım Mert. Soyadım Yakıştır. Aslen Diyarbakırlıyım. Hı hı. Ama doğma büyüme buralıyım. Burada kalmıyorum. Yani dernekte yatılı olarak kalmıyorum ama buraya da aktif olarak gelip gidiyorum. Engelin doğuştan, doğuştan mı? Doğuştan. Engelim var, evet. Onun dışında ne söylenebilir? Ne başka? Söylenebilir? Nasıl bir çocukluk geçirdin? Kaç kardeşsiniz? Biz üç kardeşiz. Hı hı. Ben ve en küçük kardeşimde görme sorunu var. Onun dışında en büyük yine benim. Üç erkeğiz. Hı hı. Üç kardeşte de var mı? Yok. Ortanca da yok. Evet. Hı 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 hı. Üçümüz de okuyoruz. Ben üniversite 1 şu anda. Ne okuyorsun? Türkiye'de ilk diyebileceğimiz bir bölüm aslında görme engelleri için. Coğrafya. Evet. Gerçekten yani, mi? Tabii şöyle. Coğrafya, neden coğrafya onu da söyleyeyim. Hı hı. Çünkü coğrafya görme engellilerin hani gözünde bunu canlandırmak biraz güç ister. Yani bir dünyayı görenlerin bile zor canlandırdığı bir dünyayı görme engellilerin canlandırması elbette kolay değil. Bu anlamda bir çalışma yapmak istiyorum. Onun dışında da yine görme engellilerin hayatını kolaylaştırabilecek ve aslında bütün insanların hayatını kolaylaştırabilecek yönetim bilişim sistemlerine de açıktan devam ediyorum. Ne kadar şu güzel. Evet. Pırıl pırıl gençler, pırıl pırıl kardeşlerimsiniz. Ne kadar güzel. Çok sevindim sizi tanıdığıma. Ne kadar güzel. Peki coğrafya, birinci sınıfsın değil mi? Evet. Nasıl şekillendiriyorsun? Yani nasıl bize betimlersin? Nasıl betimlerim? Evet. Şöyle betimlerim. Bir kere harikalarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bunu dünyaya layık bir şekilde anlatabilmek için iyice dünyaya kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Mesela şunu da söylememiz gerekiyor. Örneğin neden ve sonuç ilişkisine dayanarak bunu görme engelli anlatmamız lazım. Yani neden o var, niye o var ve mesela neden yağmur yağar ya da neden yağmurun rengi yoktur? Bu soruları da görme engelliye anlatmamız gerekir. Bir görene neden yağmurun rengi yoktur diye sor, gören birinden böyle bir soru gelmez. Çünkü neden? O yağmurun su olduğunu ve suyun renksiz olduğunu, rengi eğer değişirse onun düzeninin bozulabileceğini, tanınmayacak hale gelebileceğini bilir. Ama bir görme engelli onun renginin neden şeffaf olduğunu tam anlamıyla anlayamayabilir. Biz coğrafyayı anlatmadan önce dünyanın niye böyle olduğunu anlatmamız gerekir. Yani aslında biraz ilkokul temellerine de iniyoruz. Coğrafyayı anlatırken ve anlarken. Mesela güneş sarıdır ama beyaz görürüz. Neden sarıdır ve neden beyazdır bunu da anlatmamız gerekir. Mesela birçok belgeseli izliyoruz. Dünyanın oluşumu ve dünyanın dönüşü, dünyanın hareketi, iklimin oluşumu gibi belgeselleri izliyoruz. Bunlarda görme engellilerin tek başına anlaması mümkün değil. Bunların da anlaşılabilmesi için aslında coğrafyayı anlatabilmek gerekiyor ve görme engelli birinin gözünden anlaşılması gerekiyor. Bilgisayar da aynı şekilde. Mesela ben yazılım işiyle uğraşıyorum. Lisede meslek ses çıkışlıyım.
yazılım yaparken bunu kendi öğretmenlerim söylerler. Hani derler ki sen okula başladığında biz sana nasıl eğitim vereceğimizi bilememiştik ama sen zaten donanımlı geldin demişlerdi. Yani ben biraz da bilgisayarı bilerek gitmiştim. Yani onlar da benden bir şeyler öğrendiler ve hani anladım ki herkes benden bir şeyler öğreniyor. Ben de herkese bir şeyler anlatıyorum. Hayat boyu öğrenme diyoruz. Coğrafyada, bilgisayarda benim için hayat boyu öğrenmeye girer. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok meraklıyımdır ben de. Ne kadar güzel. Senin de gelecekteki hayallerin arasında öğretmenlik, eğitmenlik var mı? Hayır. Ne var? Ben akademik anlamda ilerlemek istiyorum. Hmm. Mesela coğrafya öğretmenlerine coğrafya nasıl anlatılır bunu anlatmak istiyorum. Oo, çok güzel. Yani bu benim için bir bakıma öğretmenlik değil, bir bakıma arkadaşlık olacak. Çünkü arkadaşlık seviyesinde anlatmam gerekiyor. Benimle gezecekler, dolaşacaklar ki dünyayı nasıl anladığımı, nasıl anlaştığımı anlamaları gerekiyor. Ne kadar güzel. Peki coğrafya ilgin nereden kaynaklanıyor? Küçüklüğümden. Küçükken sokaktayken güneş yoktu. Odama çıkınca güneş vardı. Sorardım hani neden güneş gidiyor? Çok mu küçük bir şey acaba? Tek bir yeri aydınlatamıyor mu? Buradan başlamıştım. Yani hani ya da şöyle düşünüyordum. Ben küçükken ay tutulmasına denk geldim. Güneş tamamen yok oldu. Ya dedim gitti herhalde. Yani bir daha gelmeyecek. Yani oradan başlamıştı aslında bir bakıma. Bu şekilde biraz da hafif görmem var. Işıklar ve renkler var. Anladım. Onunla ilgili soracaktım. Yani ne kadar ışığı fark ediyorsun? Işıklar ve renkler. Evet. Ana renkler. Anladım. Spikerle ilgim var. Öyle mi? İlginç bir şekilde evet. Öyle mi? Denesene be. Hiç böyle hani bir metin ezberleyip yaptığını oldu mu kendine? Yok, hiç ezberlemeye gerek yok. Şu anda yapabilirim. Aa, sizin. Hatta sizin kanalınızın reklamını bile yapabilirim şu anda. Ciddi mesela. Mi söylüyorsun? Tabii ki de. Tabii evet, ki hazır de. Olun sevgili seyirciler. Ama önce kanal ismini tekrar teyit edeceğim. Sat 7 Türk bizim kanalımız. Tamamdır, sağ olun. Evet, lütfen dinliyoruz. Evet değerli izleyenler, Türkiye'ye örnek olacak bir proje ile karşınızdayız. Sat 7 Türk kanalı yine engellerin kalbine dokundu. Engelleri seyircilerimizle buluşturdu. Çok Sat 7 Türk kanalı yine engellerin karşısına çıktı. Engelliyi seyirciyle buluşturdu. Aralık'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne örnek bir projeyle hazırlandı. Aslında bütün kanalların yapması gerekeni yaptı. İyi olayların, güzel insanların da olduğunu insanlara, dünyaya gösterdi. Çok güzel. Tamamıyla bir spiker edası. Yani, kesinlikle. O böyle sonlara doğru o nidalar, o nameler. Aynen öyle. Çok doğru. Çok güzel. İlgin var öyle mi? Evet. Dinliyorsun demek ki. Çok ilgim var. Haberleri sürekli takip ediyorum ama tabii doğru yerden takip etmek lazım. Doğru. Ben de evet doğru yerden bu şekilde öğreniyoruz. Aa, ne kadar güzel. Yani spikerlik tabii çok önemli, çok zor bir meslektir. Kesinlikle. Yani ama kulağın evet. Çok iyi. En zor ne biliyor musunuz? Şu. En zor haberleri sunabilmek. Tabii. Gerçekten hani çok tabii. İzliyorum. Gözyaşlarına boğuluyorlar ya. Doğru. Ve şuna aslında çok bir bakıma da eleştirdim. Hı hı. Gözyaşları geldiğinde seyirciden özür diliyorlar ya. Hı hı. Bence dilememeleri gerekiyor. Hı. Çünkü kim olsa öyle yapar. Çünkü çok doğal bir ruh hali. Kesinlikle. Diyorsun, değil mi? Doğal olmak gerekiyor ki hani çok değerli aslında spikerlerimiz var. Hı hı. Bu konuda kendini çok öne çıkaran spikerlerimiz var. Hı hı. Çok bence işleri çok zor ama çok da güzel bir kutsal bir mesleğe sahipler. Hele İnsani gazetecilik. Bir duygu evet. Diyorsun. Yani mesela diyor. Siz şu an buradasınız ama aslında ailenizden, belki sevdiğiniz memleketinizden ayrısınız. Bu işe saygıdır. Bu vatandaşa saygıdır bence. Çok teşekkür ederiz. Sizin gibi konuklarımız olduğu için biz her yere gider, her yerde işimizi yaparız. Biz de sizin için böyle her zaman çıkarız. Sizlerle sohbet etmek bizim için büyük keyif. Programımızda sizleri görmek, sizin gibi gençleri konuk etmek benim için büyük bir keyif oluyor. Çünkü bizim kanalımızda Engelsiz Yaşam 3-3,5-4 yıldır sanıyorum. Yönetmenim değil mi? Kaç yıldır? 3 yıldır bizim programımız devam ediyor. Ve gerçekten çok izleniyor. Gerçekten çok bir sürü konuğum oldu. Bir sürü engelli konuğum, dostum oldu. Sizler de artık benim birer dostumsunuz. Takipli olacağım sizi. Bakalım eğitmenlik nasıl olacak Şerifeciğim? Evet. Öğretmenlik nasıl olacak? Şarkıcılık olacak mı aralarda bilmiyorum. Ben belki, de bilmiyorum. Belki Mert spikerlik
alanında da kendini geliştirir ileride. İnşallah Türkiye'nin tek engelli spikeri. Ya belki değil de görme engelli spikeri, evet. Olabilir, niye olmasın? Hep ilgileri başardım zaten, biliyor musunuz? Ne kadar güzel. Yani bilgisayar dersi verdiğim zamanlarda da, ben bilgisayar dersi de verdim ayrı zamanda. Gençlik spora ait gençlik merkezlerinde bu eğitimi verdim. Şöyle oldu, öğrencilerin karşısına çıktım, sesimi ayarlayamadım. Hani sesimi sınıfta duyuramadım. Çünkü en arka sıraya yetişmiyor sesim. Ama daha sonra öğrendim ki bu iş biraz da sesle oluyor. Hani çünkü göz teması kuramıyorsunuz öğrenciyle ve zaten anlattığınız alan görsel bir alan. İlk öğrencilerim benim ortaokul düzeyiydi, lise düzeyiydi ve Antalya'nın en deneyimli liselerinden birine ben bu konuda eğitim verdim. Çok istekli öğrencilerdi ama. Hala da görüşüyoruz. Çok kaliteliler. Yani hatta bir tane öğrencim bilgisayar mühendisi oldu. Ah ne kadar güzel. Tabii ki de. Yani ben çok mutlu oluyorum. Ne kadar güzel. Sen bayağı bu işte ustalaşmaya niyetlisin. Kesinlikle. Tek alanla olmayacak bu iş. Çok fazla alanına ihtiyacımız var. Ne kadar güzel. Kaç yaşındaydın şu anda? Şu anda 18. 18 yaşındasın, evet. Ve bu kadar işi başarmışsın 18 yaşında. Engeline rağmen diyorum. Yani tabii ki bir hayatımızın hayatın içinde yaşıyoruz. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız ama evet. Siz bunu dediğim gibi başta engeliniz değil. Bu sadece böyle adlandırdığımız için bunu söylüyoruz. Bir engel evet. Değil aslında. Size zaten engel değil. Hiçbir şey engel bulamamış size. Daha da kim bilir neler neler gelecek aklınıza, hayatınıza, karşınıza çıkacak ve başaracaksınız. İlerleyeceksiniz kim bilir, değil mi? Kesinlikle. Peki dernekle ilgili konuşacak olursak? Dernekle ilgili konuşacak olursak derneğin üzerimizdeki değeri çok büyüktür. Evet. Sen de küçük yaştan beri buradasın. Tabii ki de ben 7 yaşında başladım buraya. Yaşında. Ben 7 yaşıma başladığım zaman da burada okuyanlar mezun olurlar. Yani çok uzun bir süre burada olduk. Şöyle bir şey, benim aslında bilgisayarda ilerlememi bu dernek sağladı. Bu dernek bana bilgisayar verdi. Yani ilgimi gördüler. Çok güzel bir şey. Ve bana bilgisayar temin ettiler. O bilgisayarı hala kullanıyorum. Hala da işimi görüyor. Çok güzel. Yani ben çok aslında, yani bu en basiti. Mesela sokakta yürümeyi biz, evet ben doğduktan sonra 5 yaşındayken bisiklet sürmeye başladım ama yürümek ayrı bir şey. Ben yürümeyi, yani baston kullanmayı burada öğrendim. Arkadaş, görme engelli tek kendim zannediyordum. Tüm dünyada görme engelliler olduğunu burada öğrendim. Yani çok değerli bir şey aslında bu ortam. Çok çok. Yani insana çok şey kattığını biz burada 2 gündür gerçekten görüyoruz, yaşıyoruz bunu. Sizlere çok şey katmış. Spor da yaptık. Sağlıklı bir vücuda sahipsek, kilomuzu koruyabildiysek bu buradaki spor kulüplerimizin sayesindedir aslında. Ne kadar güzel. En keyif aldığınız aktivite hangisi? Ben mesela futbol oynadım, golbol oynadım. Golbol hakkında fikrim oldu. Evet. Sordum, öğrendim. Hiç musabakalara katılmadım ama yüzme yaptım. Hala da denizde yüzebiliyorum. İşte onun dışında atletizme hiç katılmadım ama koşmayı çok seviyorum. Yine onu da burada koştum mesela. Koşularımı yaptım. Bisiklet sürdük burada. 2 kişilik bisikletlerimiz vardı. Tandem adında. Biz onları üniversiteyle birlikte, evet Akdeniz Üniversitesi'yle birlikte bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. Yine gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz arasında var. Bu şekilde çok farklı etkinlikler yaptık. Sinemalara gittik. Betimlemeli filmler izledik. Tabii. Doğru, çok doğru. Şey yaptık ya. O da böyle. Çok yararlı değil mi? Çok yararlı oluyor değil mi sizin kesinlikle. İçin? Kesinlikle. Biz konsere de çıktık. Antalya'nın karşısına. Barış Manço konseriyle çıktık. Çok güzel. Yani Haşim İşçen Kültür Merkezi ile birlikte yapmıştık bunu. Mükemmel olmuştu. Yani düşünsene kaç yaşındasınız? Ortaokulduk değil mi? Sen ilkokuldun galiba. Evet ben o zaman ilkokuldum. Yani o yaşta belki 200 belki 300'den fazla tanımadığımız insanın karşısına çıktık. Evet gerçekten güzel bir deneyim. Atatürk Kültür Merkezi'nde bunu yaptık. Çok güzel. Mükemmeldi. Ben hala unutamıyorum mesela o anı. Çok güzel. İyi dostsunuz sanıyorum. İyi arkadaşsınız. Çok eski arkadaşsınız sanıyorum. Evet. Yani evet. Yaşınız genç olmasına rağmen kaç yaşından beri arkadaşsınız? 7-8 yaşlarından beri mi? Ya ben geldiğimde Mert abi buradaydı. Şerefe geldiğinde ben 2. ya da 3. sınıftım. Şerefe ile tabii buraları öğretmemiz gerekiyordu o zaman değil mi Şerefe? Beraber bir şekilde işte öğrettik Şerefe arkadaşımıza. Şimdi bizden daha çok biliyor buraları. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu spor hani konusu açıldı. Ben de atletizmle uğraştım.
Koşuda ve uzun atlamada birinciliklerim var. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Yüzmeyi pek ilerletemedim gibi. Aha. Ama koşu ve uzun atlama diyorsun. Koşu ve uzun atlama. Bıraktın mı peki? Golbol uğraştım. Tabii geçen sene başladım. Bu salgından dolayı bir şey yapamadık. Ama hani atletizmde uğraştım. Güzeldi, güzel bir deneyimdi. İzmir'e gidip orada yarıştık. Evet. Çok güzel. Hayatın içindeyim diyorsunuz. Evet, öyleyiz. Hep de öyle olacağız diyorsunuz. Satranç müsabakalarına katılmadım ama satranç da oynadım. Evet, bayağı da iyi oynuyorum. Hatta bir kere bilgisayarı yenmeyi başardım mesela. Evet. Daha ne olsun. O da şöyle oldu. Bir hamle yaptım. Bilgisayar hamleme karşılık 10 dakika süresi vardı ve 10 dakika süresinde hiç hamle yapamadı. Oradan kazandım. Yapsaydı kaybedebilirdim. 10 dakika düşünmüş ne hamle yapacağım diye. Ne yaptın bilgisayarda? Yani çok güzel. Bayrağı düştü, kaybetti. Daha çok fazla şey yapmışsınız. Daha da yapacağınız çok fazla şey olduğuna eminim. Hayatın içindesiniz. Aktifsiniz, sosyalsiniz. Evet. Mutlusunuz, pozitifsiniz. Hamdolsun sağlığınız yerinde. Evet. Hiçbir şey engel olamamış size. Olamayacak da. Kesinlikle. Aileleriniz de size destek. Değil mi? Kesinlikle. Hep evet. Yanınızdalar. Evet. O zaman sizi uzun uzun sağlıklı, mutlu, başarılı bir hayat diliyorum. Teşekkür ederim. Ve sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Biz de çok mutluyuz. Biz de çok mutluyuz. Biz de aynı şekilde size hele şu salgın döneminde çok sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü işiniz de dediğim gibi çok zor ve halk içindesiniz. Evet, evet. Bu sebeple çok kişiyle temas kuruyorsunuz. Doğru. İşiniz doğru, daha zor. Doğru. Biz de sizi takip edeceğiz efendim. Bakalım coğrafyada nerelere kadar gidilecek bu. Yani görme engelli işin tabii kısmı beni daha çok ilgilendiriyor. Belki adını duyarız ileride Mert. Kesinlikle Mert Yakıştır olarak. Yani belki. Oo, harikasın. Evet. Kesinlikle duyacağız. Tamam. Mert Yakıştır. Şerife Koyuncuoğlu. Sevgili seyirciler, unutmuyoruz bu iki ismi. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Eyüp, Şerife ve Mert. Üç harika gençle sohbetimizi gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim onlara tekrar bizim konuğumuz oldukları için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.